Barış'a Doğru Yol veya Çakkalsız Orman Olmaz. Bu filmde biz sadece evraklara ve basın yayınlarına dayanıyoruz. Tüm diğer durumlarda kimseyi suçlamadan, mantık zincirine dayanarak varsayım koruyoruz. Merhaba. Sizinle Rusya'nın güney analitiği ve gazeteci Yevgeni Mihailov'dur. Bugün geleneksel yayınlardan farklı olarak Türkiye ve Rusya ilişkilerinden ve bu ilişkilerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin rolünden bahsedeceğiz. 500 yıllık diplomatik ilişkiler için Rusya ve Türkiye ilişkileri karmaşık ya da çok karmaşık oldu. Batı medeniyeti her zaman Osmanlı İmparatorluğunu, önce Rusya İmparatorluğu ile ve daha sonra SSCB'yi Türkiye ile tartıştırmaya ve savaş çıkarmaya çalıştı. Her şeye rağmen ülkelerimiz ortaklık ilişkilerinin normal gelişimini engelleyen Batı ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nin mevcut baskısını sadece birlikte değiştirebileceğimiz anlayışına vardı. Ortak tarihimizde çok olumlu olayların olduğunu hatırlamakta fayda vardır. 26 Haziran 1833'te Rus ve Türk diplomasisi büyük bir başarı elde etti. Hünkar İskelesi kasabası yakınlarında 8 yıllık bir Rus-Türk anlaşması imzalandı. Rusya ve Türkiye bundan böyle güvenlik konularında danışmak ve birbirlerini üçüncü güçten korumak konusunda mutabakata vardılar. Sözleşmenin birinci paragrafında şu ifadelere yer verildi. Bu ittifak her iki devlete herhangi bir girişime karşı korumanın tek amaç olduğu için İmparator Nikolay ve Sultan karşılıklı barış ve güvenlikle ilgili olan tüm konularda açık bir şekilde anlaşmaya söz verdiler ve bu amaçla karşılıklı önemli yardımlar yapmaya anlaştılar. Yani Rusya ve Türkiye karşılıklı olarak üçüncü ülkelerin saldırısından koruma yükümlülüğünü üstlenmiştir. Sözleşme 1840 yılına kadar, yani 7 yıldan fazla sürmedi. Ancak Rusya ve Türkiye'nin anlaşabileceğinin bir göstergesi oldu. Şimdi yine de hem Ankara hem de Moskova'nın ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarlarını bölgedeki en büyük siyasi askeri birlik için genel dünya durumunu etkileyebilecek şekilde bir araya getirmenin yollarını bulmak için yoğun bir girişimine tanık oluyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında düzenli görüşmeler, ister Suriye'de barış anlaşması, isterse de askeri ve ekonomik işbirliği ile ilgili birçok anlaşmaya varması, yakın gelecekte Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha önce benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşacağının güvencini veriyor. Aynı zamanda yüzyıllar boyunca Rus İmparatorluğuyla ve daha sonraları SSCB ile birlikte var olan Rus zihniyetini, emperyalizmini ve Rus halkının ruhunu çok daha anlayan bir ülke olduğunu biliyoruz. Bu, hem Türkiye hem de Rusya ile tarihsel olarak güçlü bağları olan Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Diğer taraftan, dil ve kültür benzerliği açısından Türkiye Türkleri ile çok yakındırlar. Rusya'da bu faktör hükümet düzeyinde anlaşılmaktadır ve bununla ilgili olarak Rusya Federasyonu'nun Devlet Duması 27 Eylül 2018 tarihinde Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ın yetkilileri ve kamu temsilcilerinin katılımı ile Rusya ve Türkiye Stratejik Ortaklık Alanlar başlıklı bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapma şansına sahip oldu. Bu toplantı Azerbaycan'ın milli kahramanı, Azerbaycan bayrağı ödüllü, efsane isim İbat Hüseyinov ve Rus-Türk Toplumsal Forumu tarafından düzenlendi. İbat Hüseyinov, kendi vatanının sınırlarının çok ötesinde de iyi tanınmaktadır. Ve şimdi Rus toplumunun da onun hakkında daha fazla bilgi edinme zamanı gelmiştir. Askerlik hizmetini SSCB'nin özel kuvvet birlikleri sırasında başlayan efsanevi istihbaratçı İbat Hüseyinov, daha sonra SSCB parçalanmaya başladığı zaman kendi halkını dünya terörizminin saldırısından korumak için vatanı Azerbaycan'a döndü. Dağlı Karabağ Savaşı'nda gerçek cesaret ve kahramanlık niteliklerinin tezahür ettiği İbat Hüseyinov, Asala terör örgütü başçısı olan Monte Melkonyan'ı bireysel karşı durma sırasında mahvetmesiyle de bilinmektedir. Melkonyan, daha önce birçok yabancı ülkede Türk diplomatlarını öldüren terörcü gibi tanınmıştı. Ve SSCB'de aldığı dönemde Batı Gizli Servisinin siparişi üzerine bu süreci hızlandırmak için Dağlık Karabağ'a gelmişti. İbat Hüseyinov bu başarı
çabası sayesinde o dönemde genç cumhuriyetin iç düşmanları ile mücadele eden Haydar Aliyev'in iktidarının güçlendirilmesine yardımcı olmuştu. Ancak Batu Hüseynov Türk dünyasının ve Azerbaycan'ın milli kahramanı unvanını, Türkiye ve Azerbaycan'ın çok sayıda devlet ödüllerini sadece bu kahramanlığı sayesinde kazanmadı. İbat Hüseynov, Aralık 1993'te Dağlık Karabağ topraklarının büyük bir bölümünü Ermeni saldırganlarından korunmasını sağlayan önemli bir eylem daha gerçekleştirdi. Martuni bölgesinin Ermeni mevkilerinin istihbarat görevinden geri dönüşü sırasında, İbat Hüseynov, Azerbaycan mevkilerinin konuşlandırabilecek ve böylece 12-15 kilometre kadar derinlikte bölgeyi kontrol edebilecek stratejik noktalar olduğunu kaydetti. Bu alandaki savaş arkadaşları ile birlikte Handek ve siperler kazarak bölgeyi kontrol etme sorumluluğunu üstlendi. 26 Aralık 1993'te İbat bir grup savaşçı arkadaşı ile birlikte yerel taburlardan takviye almak için geldiği Beylakan istikametinde hareket ettiği sırada bulunduğu arabanın bir tank savar mayına çarpması sonucunda ciddi şekilde yaralandı. Bu kaza sonucu İbat uzun bir süre komaya girdi. Sonra uzun süren tedavi sonucunda eski gücüne kavuştu. Ardından yine de savaş alanına geri dönme kararı verdi. İbat Hüseyinov'un kahramanlık, inanç ve kişisel inisiyatifi sayesinde bugün Karabağ'ın Hocavend bölgesinde stratejik açıdan önemli yüksekliklerin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu ve böylece Dağlık Karabağ'ın tamamının bölücü terör birliklerinin kontrolü altında olmadığını görüyoruz. Bu kahramanlık eski SSCB döneminde tüm halkların Nazi Almanya'sına karşı savaştığı küçük topraklar denilen bölgeyi faşistlerden korunmasına çok benzeyen bir örnektir. Aynı zamanda İbat, tarih boyunca tekraren siyasi güçlerin oyunlarında kullanılan Ermeni halkına karşı hiçbir zaman nifret hissi duymadı. Onun ana sloganı "Orman çakkalsız olmaz" atasözüdür. Bu sözleri o, provokasyonlar yaparak ve sivilleri öldürerek halkları birbiriyle savaştıran herkese karşı kullandı. Dağlık Karabağ topraklarında uzun süre barış içinde bir arada yaşayan hem Azerbaycanlılar hem de Ermeniler İbat Hüseyinov'a saygı duyuyorlardı. İbat Hüseyinov'un yabancı düşmanların zorlu bir şekilde uyguladığı ülke ve halkların birbirine nifretinin halk diplomasisi tarafından yok edilebileceği inancı parlak bir geleceğe olan güvenin ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın arkadaş olan İbat Hüseyinov, 2015 yılında Rus uçağı durulduktan sonra Rusya ile Türkiye'yi bir araya getirmek için Moskova'ya geldi ve bunun bir provokasyon olduğunu duyurmaya çalıştı. Daha sonraki gelişmeler bunu bir daha kanıtladı. İbat Hüseyinov hakkında pek çok kitap yazıldı ve çok sayıda filmler çekildi. Ancak Rus-Türk ilişkilerinin gelişimine büyük katkı sağlayabilecek ve bu nedenle de vatanı Azerbaycan'ın tarihsel rolünü güçlendirebilecek değerli bir Azerbaycan vatandaşı olarak tüm potansiyeli tam olarak ortaya çıkmamıştır. İbat Hüseyinov ve savaş arkadaşlarının kişisel özellikleri sayesinde Dağlık Karabağ sorunu çözümüne katkıda bulunabileceğini de unutmayalım. Karabağ Savaşı'nın değirmen taşlarını geçen bu askerler, Karabağ Ermenileriyle ortak bir dil bularak barış zamanında olduğu gibi yaşamak istiyorlar. Çünkü Karabağ Ermenileri de siyasi kargaşadan pay almak isteyen kendi politikacıları tarafından kullandıklarını anladılar ve bitmek bilmeyen bu süreçten bıktılar. Bu kısa video ile Rusya kamuoyuna, Türk dünyasının milli kahramanı İbat Hüseyinov hakkında bilgi vermek istedik. Eski Sovyet ordusu Özel Kuvvet Birlikleri askeri, SSCB arazisinde yaşayan tüm halkların kültür terbiyesini almış, hiçbir zaman başka milletleri kendine düşman gibi görmeyen efsane isim İbat Hüseyinov hakkında bahsetmek istedik. Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerin gelişmesine ve daha da güçlenmesine onun yardımcı olacağına şahsen inanıyorum. Вклад в развитие, в укрепление развития между Турцией и Россией.